Bir zamanlar bir dağ köyünde yaşayan bir oduncu varmış. Her gün ormanda ağaç keser, evine ekmek getirirmiş. Bir gün işteyken karşısına bir yılan çıkmış. İlk başta korkmuş tabii ama yılanın ona zarar vermeyeceğini anlayınca merhamet etmiş, öldürememiş. Yılan da bunun karşılığında her gün oduncuya bir altın getireceğine söz vermiş. Oduncunun hayatı değişmiş. Artık daha rahat bir hayat yaşayabiliyormuş. Ancak bir gün oduncu hasta olmuş ve kuyuya gidip altını alamamış. Durumu oğluna anlatmış ve yılanla buluşup altını almasını söylemiş. Oğlan gidip yılanın gerçekten altın getirdiğini görünce içine bir hırs düşmüş. Daha fazla altın almak için yılanı öldürmeye kalkışmış ama yılan saldırısını savuşturmuş. Oğlanı sokmuş ve oğlan oracıkta ölmüş. Bu sırada yılanın da kuyruk kısmı kopmuş. Akşam olduğunda oğlan eve dönmediği için oduncu endişelenmiş ve kuyuya gitmiş. Orada oğlunun cansız bedenini ve yılanın yaralı haliyle süründüğünü görmüş. Yılan tüm olan biteni anlatmış. Oduncu duruma çok üzülmüş ve yılanla tekrar dost olmayı teklif etmiş. Ama yılan, "Sende evlat acısı, bende de bu kuyruk acısı oldukça biz daha dost olamayız," demiş. Bu hikayeyi dinleyince aklıma ilk gelen hırsın ve tamahkarlığın nasıl başımıza bela olabileceğiydi. Oduncu ve yılan arasında güzel bir arkadaşlık oluşmuş. İkisinin de hayatı bir şekilde güzelleşmiş. Ancak oduncunun oğlu olan bitenle yetinmeyip daha fazlasını hırsla elde etmeye çalışınca işler kötüye gitmiş. Hem kendi hayatını kaybetmiş hem de bu düzeni bozulmuş. Bence bu bize hayatta sahip olduklarımızın değerini fark etmeyi hatırlatıyor. Daha fazlasını hırsla istemek bazen bizi beklenmedik sonuçlara götürebilir. Bir de güven meselesi var tabii. Ki bu hikayedeki en önemli nokta o. Oduncunun oğlu yılanın güvenini kırdığı için yılanla oduncu arasındaki dostluk da kırılmış. İlişkilerde güvenin ne kadar önemli olduğunu bir kere bozulduğunda nasıl zor onarılabileceğini bu hikayeden görüyoruz. Güven tek kullanımlıktır. İnsanların güvenlerini boşa çıkarmamak gerekir. Seni seviyorumdan daha güzel bir cümle vardır. Sana güveniyorum. Çünkü bugünlerde herkes herkesi seviyor ama herkes herkese güvenemiyor. Bu hikaye "Mutluluğu sende bulan senindir, ötesi misafir" kitabımda açıklamalarıyla birlikte daha ayrıntılı bir şekilde var. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kal yol arkadaşım.